Ortak mutabakatla bir proje anlaşıldı yani. Ha şimdi mesela bazen çatlak sesler çıkıyor. İşte bu yeterince tartışılmaz da şudur budur. Buradaki tüm sivil toplum örgütleri, ticaret odası, esnaf odası, şoförler odası, bakkallar odası, esnafımızın temsilcileriyle de biz belki 3-4 sefer toplantı yaptık. Onların da görüşleri alındı. Onlarla da Bakan Bey'i görüştürdük. Onlar da fikirlerini Bakan Bey'e dosya halinde teklif ettiler. Onların da projede mesela şeyle ilgili hatırladığım bu Otel Meliha Kasım'ın orada bir kavşak var. Onunla ilgili mesela bir düzenleme yapılıyor. Eksileri, artıları söylendi. Yeni bir düzenleme yapılıyor. Yani bununla ilgili Sinop'ta yaşayan, Sinopluyum diyen herkesin fikirleri dikkate alınıyor. Yeter ki bilgi ulaşsın. Orada işte çocuk emzirme odası, VC'ler, bay bayan mescitler var. Sadece o bakanımızın geldiğinde gündeme gelen orada mescit yerine minyatür bir cami, küçük minareli, oranın dokusuna uygun bir cami yapılması gündeme geldi. O konuda da TOKİ'nin çalışmaları devam ediyor. Ama o alanın dışına çıkacak bir büyüklükte bir yapı olmayacak. Plan projesinin ilk halinde burada bir dükkanlar yoktu. Evet. Onu bir kere açık ve net söylemek istiyorum. Daha sonra bu proje yavaş yavaş şekillenmeye başladığında oradaki esnafların ciddi anlamda bir talepleri oldu. Hatta bununla ilgili toplantılar da yaptılar. Bunun akabinde bütün esnaf odalarıyla, ticaret odası, şoförler odası, bakkallar odası ve esnaf odasıyla Sayın Vekilimizle, Vali Bey'le birlikte toplantı yaptık. Yani buradaki kanaat ne oluşması lazım? Ortak mutabakat, Sinop Belediyesi, işte Barış Karadeniz CHP vekili de dahil, Esnaf Kefalet Kooperatif Başkanı, herkesin ortak mutabakatıyla buradaki esnaflar için burada bir çarşı yapılmasında mutabakat sağlandı. Ve onun akabinde de burada bu çarşı yapıldı. Şurada hata olmuş olabilir. İşte biz Sinop'ta tartışamıyoruz diyoruz ya. Biz Sinop'ta bir şeyi olgunlaştıramıyoruz. En büyük eksikliğimiz bu bana göre. Mesela o çarşı yapılırken gerçekten o çarşının oraya yerleşmesinde bir hata varsa biz bu hatanın düzeltilmesi yönünde bir uğraş vermemiz lazım. Ama bırakın uğraş vermeyi, olay farklı yerlere çekildi, farklı işler düşünüldü, gündeme geldi, şu oldu, bu oldu. Ve o çarşıyı biz bana göre de kabul etmek gerekirse o çarşının yerleşimi çok da güzel oldu. Evet. Yani daha çok oradaki trafonun kaldırılarak ay şeklinde bir çarşı yapılarak ve Evet. bunun da meydana bakacak şekilde yapılması ve oradaki bizim talebimiz de şuydu. Evet, hiç kimse mağdur edilmeyecekse hiç kimse de ayrımcılık yapılmadan hakkaniyetli bir şekilde yapılması. Ve keşke biz gereksiz şeyler tartışacağımıza yapılanların Sinop'a yakışır daha nasıl güzel yapılması yönünde bir tartışma yapabilsek. Hata varsa evet burada hata vardır. Evet, doğru. Yani bunun da bizim artık kendimize gelip Sinoplu'nun yani mevzu bahis Sinop olunca siyaset bir kenara bırakıp Sinop için neler yapabileceğimizi tüm siyasi partilerin aynı noktada aynı istikamette yürümesi lazım. Doğru. Bu belki 40 yıllık Sinop'un hayali. En azından buranın kamulaştırmaların bitmesi, 100 milyon eski parayla 100 trilyonun üzerinde bir proje. Yani ben burada özellikle Murat Kurum'a çok teşekkür etmek istiyorum. Niye? Bu konuda gerçekten çok büyük çaba sarf etti. Biz Nazım Vekilimizle, arkadaşlarımızla defalarca bakanımıza gittik, projeyi anlattık. İşte hafta sonu Süleyman Soylu bakanımız geliyor. Hükümet konağının taşınması ile ilgili ona da o konuda ondan da destek isteyip Sinoplu'nun uygun göreceği bir lokasyona valilik binasında taşımamız lazım. Bizim Sinoplu olarak kısacası şunu düşünmemiz lazım. Evet, hükümet konağı bu meydandan kaldırılması gerekiyor mu? Gerekiyor. Gerekiyorsa o gerekiyor kısmını geçip nereye taşınmamız lazım? Daha en güzel Sinop'a yakışır, Sinop'un önünün açılması gereken yer nerenin olacaksa bizim hep birlikte o tarafa yoğunlaşmamız lazım. Bir proje. Bisiklet yolları, Doğru. yürüyüş yolları. Çünkü artık bu insanımızın yürüyeceği çok alternatif yerler oluşmaya başladı. Keşke başka alternatif lokasyonları da hızlı bir şekilde oluşturabilsek.
işte Tarım İl Müdürlüğü'nün olduğu alanın, o da projelerin içerisinde. O alanın da yeşil alan, işte yaşam alanlarının oluşturulması. Topyekin, Sünogu hep birlikte dönüştürmemiz lazım. Yaz sezonuna Murat Kurum Bakanımıza da konuyu ilettik. Buradaki endişeleri, başka kişilerden de bu tür endişeler bize iletildi. Yaz sezonuna yetişeceğiyle ilgili söze aldık. Şu an için bir eksiklik yok. Yavaş gitmesinin sebebi işte mevcut oradaki dükkanların yapılıp diğer esnafın oraya taşınma süreciyle ilgili bir yavaşlama oldu. Onun haricinde şu an için bir yavaşlama yok. Kendisini de güçlendirdi. Bize yansıyan bir olumsuzluk yok. Tarım İl Müdürlüğü'nün binasının olduğu bölümden bahsettiniz. Şöyle, evet, sağlık ocağının yerine yeni bir sağlık ocağı yapılacaktı. Biz ona karşı çıktık. Evet, sağlık ocağı oradan yıkılacak. Ama yerine müze yapılmayacak. Orası yeşil alan kalacak. Müze için düşünülen alan, daha çok otogarın olduğu alandan başlayarak Tarım İl Müdürlüğü içerisinde bir alan planlanıyor ve çok da güzel olur. Yani Sinoplu şunu hayal etmesi lazım, bir süreç lazım. İşte şimdi kale kondularla ilgili de 5 milyon bir ödenek geldi. İlk onları da etap etap, ilk önce kalelerin üzerindeki aktif olan yerler. Daha sonra Sinop ilerleyen dönemlerde aslında meydan projesi bunu gösterecek. Kale surlarının önü açıldığı zaman Sinop'un ne kadar harika bir şehir olduğunu insanlar görecek. Ve böylelikle diğer tersane bölgesinde de diğer bölgelerdeki bütün kale surlarının ben zamanla açılacağı kadar. Çevre yolu iki etap halinde. Birinci etap aslında bitmiş durumda. Nereden başlıyor? Kumkapı'dan başlayarak Cezaevi Ayancık yoluna bağlanacak olan etabının projesi tamamlanmış durumda. Sinop şehir geçişi Kumkapı'dan şimdiki pazar yerinin oraya, öğretmen lisesinin altı ya da pazar yerinin oraya, meteorolojinin oraya bağlantı ile ilgili kısmında zemin, denizdeki zemin etütleri bitti. Şimdi proje çalışmaları, alternatif projeler üzerinde çalışıyorlar. İnşallah 2022 yılında bitmiş, ihale aşamasına gelecek çevre yolu. Çevre yolunun özellikle bu Rokestan'ın atışları için hatırlıyorsunuz, şehir içinden büyük araçlar geçti. O da tabii yapılmasında elimizi kolaylaştırıp onlar da bu işin yapılmasının yönünde. Şimdi düşünün, bir tanesi Sinop'a eğer çevre yolu deniz kısmından geldiği zaman bir tane pazar yeri girişi, bir de öğretmen lisesi, oradan bir giriş var. Onun haricindeki bütün alanlarda tarihi surlar olduğu için zaten şehre giriş verilemiyor. Tophane giriş yok. Şimdi şu var, aslında kamuoyunun da bunu tartışması lazım. İşte çevre yolu denizden yapılmasın, Aslan Mahallesi'nden geçsin yönünde bir görüş var. Bunun adı çevre yolunun olma ihtimali yok. Niye ihtimali yok? Düşünün, Kumkapı'nın orada hemen bir viraj var. Orada iki tarafta da kale suru var. Buraların genişleme ihtimali yok. Mevcut yolun genişleme ihtimali yok. Oradan geçiyorsunuz. Kale, yine büyük eski otogarın kale surlarıyla deniz tarafındaki alanın tekrar genişleme ihtimali yok. Hepsini bir tarafa bırakın. Kale esine dönen kısımda yolun ortasına gelen bir burç var. Bu burçun da kaldırılma ihtimali yok. Yani çevre yolu yapılacaksa bu istikamette yapılması lazım. Ha, şu yapılabilir mi? Çevre yolu değil bunun adı. İşte oradan mevcut yolu koruyarak Aslan Mahallesi'nden bir yol isteniyorsa, evet, o zaman çevre yolu değil mahalle yolu yapmamız lazım. Ama çevre yolunun yanında. Çevre yolunun yanında, evet, şöyle yanında. Yani eninde sonunda bu kentsel dönüşümle, bu kale surların önü de, orada da bir kentsel dönüşüm yapıp, ama o yolun adı çevre yolu olamaz. Olamaz. Evet. Çünkü o yol Kumkapı'dan girdikten sonra o yolun şu anki durumundan daha fazla geniş bir hale getirilme ihtimali yok. Çünkü her iki tarafta da kale surları var. Ama olmalı. Yani mahalle yolu olmalı. Nasıl Sakarya Caddemiz veya diğer işte Balıkçı yolu varsa, o taraftan da kale surlarının önünden açılarak kesinlikle bir yolu olmalı, ama bunun adı çevre yolu olamaz. Çevre yolunun yanında oluyor. Yani çevre yolu deniz,
Çevre şuna şuna bunu şuna karar vermesi lazım. Çevre yolu istiyor muyuz? İstemiyoruz. İstiyorsak çevre yolunun deniz tarafından dolgu yapılmadan geçilmeden bir çevre yolu yapılma ihtimali yok. Dolgu mu olacak, viyadüklü geçiş mi olacak? Dolgu olacak. Hani böyle yıkımda yapamayız. Evet. Yıkılmayacağına göre. Yıkılmayacağına göre. Ha, Sayın Bakanımızın da bir açıklaması var. Sinoplu'nun istemediği hiçbir şeyi yapmayız. Yani şunu, insanlar niye istemediğimizi, mesela şu anda kale surlarıyla ilgili oradaki koruma amaçlı mendirekler yapılana kadar kaleler ciddi tahribat sağlamış. Hatta orada güzel rekreasyon alanları falan da çıkıyor. İnşallah güzel şeyler yapacağız. Mendirek güzergahından olacak değil mi? Evet. Zaten kurulun verdiği karar orada. Mendireğin içinden, kale surları tarafından yapılamıyor. Mendireğin dışından yapılacak. Yani kale surlarına 50 metreden fazla yaklaşma ihtimali yok. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Doğruyu bu milletle paylaşan bütün gazeteciler baş tacımız.